İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bugün gene değerli bir konuğumla sizlerle beraberim. Seferihisar Belediye Başkanımız Tunç Soyer Beyefendi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Osman Bey. Tunç Soyer Beyefendi'yi hatırlayacaksınız. Bundan iki sene önce sakin şehir kavramı ilk defa düşüncelerimize girmeye başladığı zaman davet etmiştik. Şimdi olduğu gibi yine nezaket gösterip gelmiş, bize sakin şehir hakkında bilgilendirmişti. O günler... Den sonra epey mesafe kaydedildi. Şimdi başka bir konuyla gündemdesiniz, basının dilindesiniz. Bu sefer gene çok hoş bir konuyla başının dilindesiniz. Köylülere tercüman olmaya çalışıyorsunuz. Sakin şehir demişken nasıl gidiyor sakin şehirlilik? Sakin sakin gidiyoruz. Evet. Aslında bayağı mesafede kaydettiniz. Çünkü insanlar da tanımaya başladı. Özellikle pazarınız çok büyüdü. Yani pazarınızın büyümesinden şunu kastediyorum. Doğrudan doğruya birinci elden vatandaşa ulaşma konusunda mesafe kaydettiğinizi düşünüyorum. Yakın zamanlarda arkadaşlarımıza geldik. Hepimizin çoğu. Zaten hoşumuza gidiyordu ama bu sefer daha hoşumuza gitti. Kalabalıklaşmış, ürünleriniz çeşitlenmiş, çoğalmış. Ve bizim çocukluğumuzda bildiğimiz bir kooperatif kavramı vardı. Kendi yaptığımızı kendimiz satardık filan. Ona benzer bir hale gelmiş. Evet. Yılmasa devam ediyorsunuz. Aynen. Herhalde. Yani hem o var hem eski gene kültürümüzdeki imece var. Sonuçta kadınlarımız var. Yani o pazarın belki de bel kemiği onlar. Kesinlikle öyle. Onlar aslında evlerinde ürettiklerinin aynı zamanda kendi ekonomik bağımsızlıkları içinde kullanılabilecek bir araç olduğunu anladılar. Harıl harıl üretiyorlar, satıyorlar. Ceplerine harçlıklarını koyuyorlar. Hayatları değişmeye başladı. Hepimizin hayatı değişti. Evet. O günlerde de halkın olumlu tepkilerini aldığınızı söylüyordunuz. Olumlu tepkiler devam ediyor anladığım kadarıyla değil mi? Evet, yani halkımız çok şükür bu projeye sahip çıkıyor. Öyle olduğu için de toplam değeri büyüyor Seferihisar'ın. Ve kadınlarımızın, üreticilerimizin cebine daha çok para girmeye başladı. Yaşam kaliteleri yükselmeye başladı. Bir de o kale içindeki yapıların özellikle bir restorasyonu söz konusu galiba. Onu ben geçen sefer de söylemiştim. Ha. Keşke öyle bir şey olabilse oldu, diye. Artık oldu diye tabii, bakıyoruz tabii. Değil mi ona? Yani protokolü imzaladık Büyükşehir Belediye'mizle. Zannediyorum 25 Şubat'ta ihaleye çıkılıyor. Evet. Ve ondan sonra 200 gün içinde zannediyorum şartlar 200 veya 210 gündü tamamlanacak. Evet. Ve böylece dünyada belki de ilk kez gerçekten bir köy bir tatil köyü haline gelecek. Evet. Hele bir şeyiniz vardı. Her evden bir oda, odayı turizme açmak turizme gibi. Açacağız. O yüzden gerçek yaşayan bir tatil köyü olacak. 284 ev var Sığacık Kale içinde. Bu 284 evin her bir odasını turizme açmak gibi bir nihai bir hedefimiz var. Adım adım o hedefe doğru gideceğimizi düşünüyorum. İlk adım o binaların cephe restorasyonlarını yapmak olacak. Ondan sonra zannediyorum ilk sene 40 civarında bir odayla başlayacağız. Her evde bir oda. Evet. Turizmi açacağız. Bir merkezden bunların pazarlamasını yürüteceğiz. Yine bir merkezden bu evlerde verilen hizmet standartını yükseltmeye çalışacağız. Dolayısıyla yurt içinden yurt dışından gelen konuklarımız geldikleri zaman o evin ailesiyle beraber kahvaltı edecekler. O köyün yani Sığacık Kale için kahvelerinde oturacaklar. Belki meyhanesinde balık yiyecekler. Köyün sokaklarında bisikletle dolaşacaklar. Tamamıyla o köyün atmosferini yaşayacaklar, kültürünü tanıyacaklar, insanlarını tanıyacaklar. Böylesine sıcak bir turizm başlatıyorsunuz. Çok güzel, çok büyük bir mutluluk. Bizim de bulunduğumuz, yakınımızda olan bir beldede böyle bir şeyin olması bizim için gerçekten hem gurur hem de aynı kentli olma açısından bir onur kaynağı. Çok sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Zaten bir yere geldiniz siz, köyden bahsettiniz, köylüden bahsettiniz. Yani bugünkü konumuz da bizim. Aslında başlangıçta fark etmediğimiz şekilde köylerin ve köylülerin üzerine bir çığ gibi gelen bir kanun, çığ düşer gibi gelen bir kanun var. Tam da böyle bir çığ düşer. Evet, aslında biz bunu böyle fark etmemiştik. Yani daha farklı şeyler düşünmüştük. Hani seçime yönelik diye düşünmüştük. Başka şeyler aklımıza gelmişti ama köylerin ve köylülüğün bu kadar yok edileceği, yok edilme yolunda mesafe kaydedildiğini düşünememiştik. Evet. Onu biz yakın zamanlarda sizin çabalarınızla duyduk. Önce Seferihisar çevresinde
çevredeki köylerle birlikte başladınız. Sonra çevreniz genişledi. Diğer illere de, diğer illerden de kendinize taraftar olacak köylüler buldunuz ve bir çalışmanın içindesiniz. Oraya gelmeden önce ben size şunu sorsam, olayın çok içinde olduğunuz için söylüyorum. Büyükşehir yasası, bütün şehir yasası köylülere neyini götürüyor? Şimdi büyükşehir veya bütün şehir yasası ile ilgili olumlu, olumsuz birçok şey ifade etmek mümkün. Yasanın getirdiği olumlu yanlardan bahsedebiliriz. Tabii. Olumsuz yanlarından bahsedebiliriz. Ama dediğiniz gibi bu yasanın belki de en olumsuz yanı veya en travmatik yanı 16.082 köyün kapatılıyor olması. Bu tam da bir çığ düşmesi gibi bir afet aslında. Evet. Bu afet yaşanmayabilirdi. Yani siz Büyükşehir Yasası düzenlemeleri içinde yasa koyucu olarak köylerin tüzel kişiliğini koruyarak aynı yasal düzenlemeyi yapabilirdiniz. Gene yapabilirdi. Ama sizin programınızın adı tam da bizim konuşmaya çalıştığımız şeyi ifade ediyor. Geçmişten geleceğe. Evet. Yani bu yasayla 16.082 köyün kapatılmasıyla hem geçmişle ilgili bağlarımız kopuyor hem de gelecekle ilgili umutlarımız kayboluyor. Çünkü hepimizin babası, dedesi, atası bir şekilde bir köyden gelmişler. Hepimizin köyle ilgili bir geçmişi var. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Yani tarihin ilk köyü Anadolu'da kurulmuş Çatalhöyük. Evet. Evet. Tarihin ilk köyü ve siz bu kadar binlerce yıldır süren bir geleneği bir cümlelik bir yasal düzenlemeyle kaldırdım diyorsunuz. Şimdi deniyor ki hayır kardeşim kaldırmadık, mahalle yaptık sadece. Gene muhtarı var, gene o işte köy kimliğini koruyacak. Ama tüzel kişiliğini yok ettiğiniz zaman orada başka bir sıkıntı var aslında. Çok temel bir sıkıntı var. Demokrasinin en temel, en çekirdek örgütlenme biçimini de ortadan kaldırıyorsunuz. Çünkü köy dediğiniz zaman sadece muhtar değil, bir ihtiyar heyeti vardır. Aynı bir belediyedeki meclis gibi. Ve o ihtiyar heyeti muhtarıyla beraber köyünü yönetir. Köyünün kaynaklarını değerlendirir, geleceğe hazırlar, gününü kurtarmaya çalışır. Yani köy kendi başına var olan belki de en küçük demokratik birimdir. Aslında bu yasayla beraber en başta demokrasi de çok büyük bir yara alıyor. En küçük demokratik örgütlenme biçimi ortadan kalkıyor. Demokrasiye verdiği zarar çok net, çok açık. Ama sizin programınızın isminden başlayarak bir şeyler söylemek istiyorum. Evet. Dedik ya, geçmişle ilgili bağlarımız kayboluyor. Çünkü köy, köy düğünüdür, köy sofrasıdır, köy yumurtasıdır. Yani köy dediğiniz şey masallardır, manilerdir, oyunlardır. Bunlar yüzlerce yıldan, binlerce yıldan damıtıla bugüne gelmiştir. Köyün tüzel kişiliğini kaldırdığınız zaman bir kere bunu bıçakla kesiyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey söylemek lazım. Köyde nasıl mahalle içinde hayvancılık yapamazsanız, ahıl, ahır açamazsanız, kümes yapamazsanız bir süre sonra köylerde de bunu yapamaz hale geleceksiniz. Çünkü onlar da artık bir mahalleye dönüşüyor. Evet. Aynı şekilde köyün geçmişten taşıdığı gelenekleri de sürdürme zemini ortadan kayboluyor. Dolayısıyla çok net olarak söylemek lazım ki geçmişle olan bağlarımız kayboluyor. Şimdi müsaade ederseniz şunu söylemek isterim. Bu sadece bu iktidarın bir tasarrufu olarak değerlendirilmemeli. 50 yıldır aslında köyden kente göç diye yaşadığımız bir şey var. Ne yazık ki küreselleşme dediğimiz olgu köy hayatının bitmesine taalluk eden
onu sonlandırmayı hedefleyen bir süreci adım adım ağır ağır yaşayarak bu noktaya geldi. Evet. Bu iktidara da bu nasip oldu. Kapattık dediler, mührü bastılar. Evet. Biz aslında buraya gelmeden önce birkaç arkadaşımla sohbet ettik. Bizim vurguladığımız şey, siz şu anda bizden tamamen habersiz kendiniz vurguladınız. Dediniz ki yıllardır gelen bir çalışmanın sorunu bu. Bir düşünce tarzının ürünü bu. Yani sadece bugün kalkıp da ya bu yasa bugün niye çıktı demek tek başına yeterli değil. Anlatmaz. Yani tabii yeterli olmaz tek başına. Şimdi bizim ben altyapı konusunda epey bir çalışmalar yapmıştım meslek hayatım süresince. O zamandan yaptığım araştırmalar vardı ki benim yaptığım araştırma değil. Bu zaten çoğu bilinen şeylerdir. Kentlerdeki çarpık yerleşimle ilgili düşünürdüm. Niye kentlerde çarpık yerleşim var? Çünkü köyden kente göçü o kadar çok biçimsiz ve düzensiz bir şekilde hızlandırmışız ki köyünü terk eden kente gelmiş. Kentte bir düzen, imar düzeni olmadığı için boşu boşuna gecekondu mahalleleri oluşturmuşuz. Şimdi milyonlarca, milyarlarca lira vererek o gecekondu mahallelerini dönüştüreceğiz diye uğraşıyoruz. Kentsel dönüşüm dediğimiz şeyi yapacağız. Evet, kentsel dönüşüm. Halbuki geçen hafta biz burada bu konuyu konuştuğumuz zaman biz 50 sene önce gerekli önlemleri almış olsaydık, hani 1960'lı yıllarda önlemleri almış olsaydık, bugün kentsel dönüşüme ihtiyacımız yoktu. Haklısınız. O parayı da nereden bulacağız diye bir sıkıntımız yoktu. Onun da ötesinde, bütün konuların da ötesinde can kaybı diye bir korkumuz olmayacaktı. Çünkü planlı yerleşim olacaktı. Çok doğru. Bunlar yapılırken tarım da çöktü. Çok doğru. Tarımın çökmesinin birçok nedeni var. Onları siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Onları söyleyeceksiniz eminim. Ben şöyle bir örnek vereyim. Bu örneği defalarca verdim ama sıkılmadan veriyorum. Tekrar demiyorum. Ben ilkokulda okurken bize derlerdi ki Türkiye dünyada kendi kendine tarım olarak kendi kendine yeten 7 ülkeden biridir denirdi. Şimdi samanı da dışarıdan alıyoruz. Buğdaydan falan vazgeçtim. Tabii. Artık sapını da dışarıdan, yani buğdayın sapını da dışarıdan alıyoruz. Doğru. Bu dediğiniz gibi yani bu bir günde ola gelen bir şey değil bu. Çok uzun süredir gelen bir şey bu. Siz bu arada köylülerle zaten bir iç içesiniz. Ben biliyorum yani bütün çevreyle iç içesiniz de. Bu tabii bütün şehir yasası çıktıktan sonra köylülerle daha çok görüşme olanağı buldunuz. Evet, evet. Onlardan tepki geldi mi ilk önce size? Yani siz bu konuyu açmadan önce onlardan tepki geldi mi? Yani onlar yazık ne yapacağız şimdi başkan diye geldi. Yani farkındalar değil mi sorunun? Farkında olmaz. Olurlar mı? Yani onlarda öyle bir bilgelik var ki hakikaten bunu somut örneklerle de söylemek isterim. Evet. Ama baştan beri çok büyük bir tedirginlik var. Aslında 2009 yılında ilk uygulamasını yaptılar. Bizim de ilçe sınırlarımız içinde bir köyümüz bir mahalleye dönüştü. Ulamış. Ulamış bir köydü. Evet. Onu bir mahalleye dönüştürdüler. Bir yasal düzenleme yapılmıştı 2009 yılında. Ve ne demek olduğunu aslında orada gördük. Köy tüzel kişiliğine ait olan köy kahvesi, köy muhtarlığı, bunların hepsi köyün mandalina bahçesi, hepsi belediyeye aktarıldı o dönemde. Şimdi tabii onun çevre köyleri, o köyde yaşayanlar, şimdi mahalleye dönüşen Ulamış'ta yaşayanlar bunun ne sonuçlar doğurduğunu çok net görüyorlar ve bu anlamda da çok büyük bir tedirginlik yaşıyorlar. Şimdi yine sizin programınızın adına atfen şuraya getirmek istiyorum bu lafı. Sorun sadece geçmişle olan bağlarımızın kopması değil. Aynı zamanda gelecek umutlarımızın da kaybolması. Geçmişten geleceğe derken gerçekten asıl vahimi gelecekte olan umudumuzun kaybolması. Çünkü bakın bu köyler kapatıldıkça bu insanlar kentteki işsiz ordusuna ilave olacaklar. Kentteki gecekondu potansiyelini arttıracaklar. Çünkü tarımı ve hayvancılığı sadece endüstriyel boyutlarda yapılan bir sektör haline getirirseniz o zaman küçük üretici tamamen üretimden kopacak ve kentlerin müstakbel işsizler ordusuna, müstakbel gecekondu nüfusuna ilave olacak. Halbuki dünya başka çözümler üretmiş. Evet, birçok sizin konu olduğunuz yerlerde Hollanda'dan bahsediyorsunuz. Ben de durup tükenmeden aynı. Ben de onu söyleyeyim lütfen, onu rica edeceğim size. Şimdi çağdaş dünya sadece batıda değil doğuda da her yerde küreselleşmenin dayattığı bu hız ve büyüme tutkusuna karşı çözümler üretmeye çalışmış. Ne yapmış?
üretici birlikleri kurmaya başlamış. Kooperatifleri teşvik etmeye ve onları güçlendirmeye başlamış. Somut örnektir. Hollanda dünyanın en büyük kesme çiçek ihracatçısıdır. Evet. Bu ihracatı holdingler yapmaz. Bu ihracatı kim yapar? Bütün Hollanda'daki kesme çiçek üreticilerinin buluştuğu üretici birliği bir çatı altında buluşur ve ihracatı da bu birlik yapar. Evet. Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da şarap üreticileri, peynir üreticileri, narenciye üreticileri, bunların hepsi üretici birlikleri çatısı altında toplanmışlardır ve hepsi dünyaya ihracatını gerçekleştirirler. Yani küçük üreticiyi eğer yok ederseniz bir kere monokültüre doğru bir yol açmış olursunuz. Halbuki doğanın kendisi çok kültürlüdür. Ve küçük üreticinin çok kültürlülükle, çok kültürlü tarımla ürettiği ürünler kentlinin sofrasını doyurur ve besler. Bunu yok ettiğiniz zaman sadece GDO'lu ürünlere ve endüstriyel tarım ürünlerine, endüstriyel hayvancılık ürünlerine talim etmek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla kentlerin de geleceğini yok etmiş olursunuz. Kesinlikle. Hem yarattığınız gecekondu potansiyeliyle, işsiz potansiyeliyle hem de yoksullaşan sofralarınızla kentlerin de geleceğini yok etmiş olursunuz. Evet. Küçük üreticilerin bir araya gelip kooperatifler kurması, üretici birlikleri kurması kulakları çınlasın. Mustafa Kaymakçı hocamla burada çok uzun uzun konuştuk. Kooperatifçiliğin kuruluş yıl dönümü diye ve Dünya Kooperatifçilik Yılı adı altında çok konuştuk. Şimdi sizi dinledikçe bir kafamın içinde biraz daha pekişiyor dedikçe. Somut konuda bir örnek vereyim mi Osman Beyciğim size? Biz bir mandalina üretici birliği kurduk. Evet. Seferihisar'da. Çünkü biliyoruz ki mandalina üreticisi çok mağdur. Hep mağdur oldu. Yani ürününün değerini karşılığını alamadı, ürününü pazarlamada sıkıntı yaşadı ve zaman zaman artık mandalina ağaçlarının söküldüğünü görmeye başladık biz. Seferihisar gibi bir mandalina memleketinde. Bir üretici birliği kurduk ve bu üretici birliği mandalina üretiminin yaklaşık %20'sinin üzerindeki bir potansiyeli temsil etmeye başladı. Yani her 4 kişiden birini bu birliğin çatısı altında buluşturduk. Bu üreticiler bir kere çok büyük bir güven duymaya başladılar. Ürünlerinin pazarlanması konusunda içleri rahatladı. Sonra belediye olarak bir mandalina işleme paketleme tesisi satın aldık. Ve üretici birliğine bunu devrettik. Üstelik Türkiye'de ilk kez bir üretici birliği ihracat yapma yetkisi aldı. Ve biz ilk kez bu sene mandalina üretici birliği olarak Sırbistan'a, Rusya'ya hiç aracısız kendi bahçemizin mandalinasını satma fırsatı yakaladık. Bakın ne oldu biliyor musunuz? Seferihisar'da üretici birliği kurulana kadar 30-35 kuruştu mandalina, 50-60 kuruşlara çıktı. En az 20 kuruş Seferihisar'daki mandalinanın kilogram değeri yükseldi. Oysa üreticiye zaten aynı fiyat. Üretici fark etmedi bile bunu aslında. Ama üretici 20 tabii kuruş fazla almaya başladı şimdi. Böyle tüketici pardon yanlış. Tabii tüketiciye yansıyan bir şey yok. Tüketiciye yansıyan hiçbir şey olmamıştır herhalde değil mi? Aynen öyle. Tabii. Ama üretici 20 kuruş fazla aldı. Bu ne demek biliyor musunuz? 50 bin tonda 10 milyon lira demek. 10 milyon lira demek. Bu belediyenin cebine girmedi. Ama Seferihisar'daki tek tek her bir üreticinin cebine girdi. Evet. Şimdi üretici birlikleri dünyanın en çağdaş örgütlenme modellerinden biri. Bir örnek vereceğim size. Üretici birliği ile kooperatif arasındaki farkı ben bilmiyordum, yeni öğrendim. Evet. O da şuymuş. Kooperatifte ortaksınız ve bir kar elde ettiğiniz zaman bunu ortaklar arasında paylaştırabiliyorsunuz. Evet. Ama üretici birliğinde ortak değilsiniz. Üyesiniz. Üyesiniz. Bu ne demek? Eğer birlik kar ederse iki seçeneğiniz var. Bir, birliğin büyümesi için yeni yatırım yapabiliyorsunuz. İki, ürünün fiyatını yükseltebiliyorsunuz. Dolayısıyla kâra yönelik bir şey değil. Evet. Ama herkesin kârına yönelik bir şey. Genelde kâra, kazanca yönelik. Toplam değerin büyümesine yönelik evet bir şey. Evet. Dolayısıyla üretici birliği çok çağdaş bir örgütlenme modeli. Şimdi biz
başka üretici birliklerinin peşindeyiz. Zeytin üretici birliğini kuruyoruz. Arkasından enginar üretici birliği geliyor. Arkasından özgür keçi üretici birliği geliyor. Sırayla bütün bunları kuracağız. Çünkü bunları yaptıkça üreticimize nefes aldıracağız. Onların yaşam kalitesinin yükselmesine dair bir katkı vermiş olacağız. Ve o köylü kimlikleriyle yaşamalarını sağlamaya devam edeceğiz. İzin verir misiniz efendim ikinci bölümde devam edelim. Sohbetiniz çok tatlı, hızlı vakit çok hızlı geçiyor efendim. Değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra ikinci bölümde devam edeceğiz efendim.